Gezgin Halil Cibran. Yol kavşağında bir adama rastladım. Sadece bir pelerini, bir asası ve yüzünü karartan acıdan bir tülü vardı. Selamlaştık ve ona evime gel dedim. Konuğum ol, o da geldi. Eşim ve çocuklarım bizi evin eşiğinde karşıladılar. Adam onlara gülümsedi. Onlar da sevindiler gelişine. Hep birlikte sofraya oturduk. Bizimkiler mutluydu. Çünkü bu adam biraz suskun ve gizemliydi. Yemekten sonra ateşin çevresinde toplandık. Ben de gezileri hakkında sorular sordum ona. O gece ve ertesi gün bize birçok öykü anlattı. Ama benim şimdi anlattıklarım onun acı günlerine ait bir tanıklıktır. Kendisi çok tatlı ve yumuşak biri olsa da. Öyküleri de yol boyunca biriken bu tozdan ve bu sabırdan oluşmuştur. Adam 3 gün sonra bizden ayrıldığında konuğumuzun gitmiş olduğunu değil, içimizden birinin hala bahçede olduğunu, henüz içeri girmediğini düşündük. Giysiler. Bir gün güzellik ve çirkinlik deniz kıyısında karşılaştılar. Biri öbürüne "Haydi yıkanalım" dedi. Soyunup suya daldılar. Biraz sonra çirkinlik kıyıya çıkıp güzelliğin giysilerini giydi ve yoluna devam etti. Güzellik de sudan çıktı. Giysilerini bulamayınca çıplak kalmaktan da çok utandığı için çirkinliğin giysilerine büründü. Sonra kendi yoluna gitti. İşte o gün bugündür erkekler ve kadınlar güzellik ve çirkinliği birbirine karıştırdılar. Ancak kimi insanlar ona ait olmayan giysilerine rağmen güzelliğin yüzünü gördüler ve onu tanıdılar. Kimi insanlar da tanırlar çirkinliğin yüzünü. Giysiler onu gözlerinden saklayamaz. Kartal ve Çayır Kuşu. Bir çayır kuşu ile bir kartal yüksek bir tepedeki bir kayalıkta karşılaştılar. Çayır kuşu kartala "İyi günler dilerim efendim" dedi. Kartal onu yüksekten şöyle bir süzdükten sonra vurgusuz bir sesle cevap verdi. "İyi günler." Çayır kuşu devam etti. "Umarım sizin için her şey yolundadır efendim." "Evet," dedi kartal. "İşlerimiz yolundadır. Ama sen bilmez misin ki biz kuşların kralıyız ve biz konuşmadan senin bize hitap etmeye hakkın yoktur." Çayır kuşu "Aynı aileden olduğumuzu sanıyorum" diye karşılık verdi. Kartal küçümsemeyle baktı ona ve "Kim söyledi ki seninle benim aynı aileden olduğumuzu?" diye sordu. Çayır kuşunun yanıtı şöyleydi. "Hatırlatmama izin verin. Ben de sizin kadar yüksekliğe uçabilirim. Şarkı okuyabilirim ve şu yeryüzünde yaşayan diğer yaratıklara neşe verebilirim. Oysa siz ne zevk ne de neşe verebilirsiniz." Kartal bu söze öfkelendi. "Zevkmiş, neşeymiş. Seni gidi kendini beğenmiş kasıntı, cılız yaratık. Seni küçük bir gaga darbesiyle yutabilirim. Boyun ancak benim ayağım kadar." Çayır kuşu uçarak kartalın sırtına kondu ve tüylerini gagalamaya başladı. Sinirlenen kartal küçük kuştan kurtulmak için hızla yükseğe uçtu ama başaramadı. Kavgadan usanıp geri döndü ve yüksek tepedeki aynı kayanın üstüne kondu. Hiç böyle öfkelenmemişti. O küçük yaratık sırtında o uğursuz ana lanet yağdırdı. O sırada küçük bir kaplumbağa geçti oradan ve bu görüntü karşısında gülmeye başladı. Sarsıla sarsıla öyle güldü ki az kalsın sırt üstü devrilecekti. Kartal kaplumbağayı süzdü ve şöyle dedi. "Sen ağır bir ve yerde sürünen küçük şey. Her zaman toprağa mahkum olan yaratık. Neye gülüyorsun peki?" Kaplumbağa cevap verdi. "Evet, görüyorum ki ata dönmüşsün. Küçük bir kuş da sürüyor seni. Ama küçük sürücün kuşların en iyisi." Kartal bunun üzerine "Sen kendi işine bak" dedi. "Bu iş küçük kız kardeşim çayır kuşu ile benim aramda bir aile meselesi." Aşk şarkısı. Bir şair günün birinde güzel bir aşk şarkısı yazdı. Bu şarkıyı çoğaltıp dostlarına, erkek kadın demeden tüm yakınlarına gönderdi. Bunların arasında sadece bir kez gördüğü ve dağların ardında yaşayan genç bir kadın da vardı. 2 gün geçti geçmedi bir haberci genç kadından bir mektup getirdi. Mektupta şöyle diyordu. "Bana yazmış olduğunuz aşk şarkısının beni çok duygulandırdığından emin olmanızı isterim. Nişan hazırlıklarımız için annem ve babamla tanışmaya gelin hemen."
Şair bir başka mektupla cevap verdi ona. "Dostum, bu sadece bir şairin yüreğinden çıkmış, her erkeğin her kadına söylediği bir aşk şarkısıdır." Kadın yeniden yazdı şaire. "Siz ikiyüzlü bir adamdan başka bir şey değilsiniz. Yazdıklarınız da düpedüz yalan. Bugünden itibaren ve ölünceye kadar sizi hatırlayarak bütün şairlerden nefret edeceğim." Gözyaşları ve gülüşler. Nil kıyısında gün batarken bir sırtlanla bir timsah karşılaştılar. Durup selamlaştılar. Sırtlan dedi ki, "Nasıl gidiyor hayat azizim?" Timsah da cevap verdi, "Benim için çok kötü. Zaman zaman acı ve hüzünle ağlıyorum. O zaman da öteki hayvanlar bıkıp usanmadan, bunlar timsah gözyaşlarından başka bir şey değil diyorlar. Bu da beni öyle yaralıyor ki söyleyecek söz bulamıyorum." Bunun üzerine sırtlan konuştu. "Acınızdan ve hüznünüzden söz ediyorsunuz. Ama bir an benim yerimde olduğunuzu düşünün. Dünyanın güzelliğini seyrediyorum, harikalarına, mucizelerine bakıyorum. Salt bir neşeyle, tıpkı günün güldüğü gibi, bazen kahkaha ile gülmeye koyuluyorum. Şu ormanın milleti de, bu bir sırtlanın gülüşünden başka bir şey değil," diyorlar. Panayır'da. Bir gün panayıra köyden bir genç kız geldi. Çok sevimliydi. Yüzünde leylak ve gül vardı. Gün batımı akardı saçlarında ve dudaklarında gülümserdi şafak. Bu gönül çelen yabancı ortada görünür görünmez genç adamlar etrafını sardılar. Biri onunla dans etmek, öbürü onunla pasta kesmek istiyordu. Hepsi yanağından bir öpücük istiyordu. Nihayet panayır değil miydi? Ama yine de kız şaşırıp ürkmüştü. Genç adamlar hakkında da kötü düşünmeye başladı. Onları azarladı. Dahası bir ikisini de tokatladı. Sonra olanca hızıyla koşarak kaçtı oradan. Aynı akşam dönüş yolunda içinden şöyle dedi. İçim bulandı. Bu genç adamlar ne kadar da münasebetsiz, ne kadar da kötü yetişmişler, insanı çileden çıkarıyorlar. Bir yıl geçti ama bu aynı sevimli kızın aklından o panayırlar, o genç adamlar çıkmadı. Sonra yüzünde leylak ve gülle, saçlarından gün batımı akan ve dudaklarında şafağın gülümsediği o kız, tekrar panayıra gelmeye karar verdi. Ancak bu kez genç adamlar kızı görünce ona yüz çevirdiler ve bütün gün boyunca görmezden gelinip yalnız kaldı. Gün batarken evin yolunu tuttuğunda yüreği kan ağlıyordu. İçim bulandı. Bu adamlar ne kadar da münasebetsiz, ne kadar da kötü yetişmişler, insanı çileden çıkarıyorlar. İki Prenses. Şavakis kentinde bir prenses yaşıyordu. Erkek, kadın, çocuk herkes tarafından sevilmişti. Kırlardaki hayvanlar bile onu selamlamaya geliyordu. Ancak karısı olan prensesin onu sevmediği, hatta ondan nefret ettiği herkesin dilindeydi. Bir gün komşu bir kentin prensi, Şavakis prensesini ziyarete geldi. Birlikte oturup konuştular, sohbet sırasında kocalarından söz açıldı. Şavakis prensesi tutkuyla söylendi. "Evliliğinizden bu yana yıllar geçmesine rağmen eşiniz prensle birlikte mutlu olduğunuz için size imreniyorum. Bana gelince nefret ediyorum kocamdan. Bir tek bana ait değil, bundan dolayı da çok mutsuzum." Konuk prenses ona bakıp dedi ki, "Dostum, sizin kocanızı sevdiğiniz bir hakikat. Evet, ona doymak bilmeyen bir tutkuyla bağlısınız ve tabiri caizse bir kadın için hayat, bir bahçe için bahar neyse odur. Ama siz bana ve kocama acıyın. Çünkü bizim sessiz bir sabırla birbirimize katlanmaktan başka bir şey yaptığımız yok. Ancak siz ve ötekiler bunun mutluluk olduğunu sanıyorsunuz." Şimşek. Bir psikopos fırtınalı bir günde katedralinde bulunuyordu. Hristiyan olmayan bir kadın onu görmeye geldi ve sordu. "Ben Hristiyan değilim. Kurtuluş hakkım var mı benim? Cehennem ateşinden kaçabilir miyim?" Psikopos bakışlarını kadına çevirdi ve cevap verdi ona. "Hayır, su ve kutsal ruhla vaftiz olanların dışında kimseye kurtuluş yoktur." Ve sözünü tam bitirdiği anda bir gök gürültüsüyle katedralin üstüne yıldırım düştü. Yapı bir anda ateş ve alev içinde kaldı. Kentin insanları yetişip kadını kurtarmayı başardılar. Ama psikopos yandı, kül oldu, ateş onu yuttu. Keşiş ve Hayvanlar. Vaktiyle yeşil tepelerin bağrında bir keşiş yaşardı. Tertemiz ruhu ve apak bir yüreği vardı.
Yeryüzünün tüm hayvanları ve gökyüzünün kuşları çifter çifter ona gelirler, o da onlarla konuşurdu. Onu zevkle dinlerler, etrafında toplanmaktan hoşlanırlardı. Öyle ki gece çökünceye kadar oradan ayrılmak istemezlerdi. Ta ki onları yola koyup hayır duasıyla rüzgara ve ormana emanet edinceye kadar. Bir akşam aşktan söz ederken bir leopar başını kaldırıp keşişe, "Bize aşktan söz ediyorsunuz," dedi. "Söyleyin o zaman efendim, sizin eşiniz nerede?" Keşiş cevap verdi, "Hiç eşim olmadı." Bunun üzerine hayvanlar ve kuşlar meclisinde büyük bir şaşkınlık çığlığı koptu. Aralarında şöyle konuşmaya başladılar. Kendisinin ne aşktan ne de çiftleşmeden haberi yokken nasıl söz edebilir bunlardan bize? Ve sessizce küçümseyerek keşişi tek başına bıraktılar. O gece keşiş hasırına yüzü koyun uzandı ve geçmişini pişmanlıkla acı acı ağladı. Ermiş ve Çocuk. Ermiş Şarya bir gün bir bahçede bir çocuğa rastladı. Çocuk ona koşarak "Günaydın efendim," dedi. Ermiş, "Sana da günaydın efendim," diyerek karşılık verdi. Biraz sonra da ekledi, "Görüyorum ki yalnızsın." Çocuk bunun üzerine güleç ve neşeli bir tavırla, "Süt annemden kurtulmak için çok uğraştım. O da benim şu çalıların arkasında olduğumu sanıyor ama görüyorsun ki buradayım," dedi. Sonra gözlerini Ermiş'in yüzüne dikerek sürdürdü konuşmasını. "Yalnızsın sen de. Sen süt annene ne yaptın?" Ermiş, "Ah bu çok farklı," diye yanıt verdi. "Doğrusu ben ondan sık sık kaçamam. Ama bu kez bu bahçeye girdiğimde o da beni çalıların ardında arıyordu." Çocuk ellerini çırparak bağırdı. "Sen de benim gibi kayboldun. Kaybolmak güzel değil mi?" Sonra ona sordu. "Sen kimsin?" Ama adam karşılık verdi. "Bana Ermiş Şarya derler." "Söyle bana, peki sen kimsin?" "Ben sadece benim," dedi çocuk. "Süt annem beni arıyor ve nerede olduğumu bilmiyor." Ermiş göklere bakarak dedi ki, "Ben de bir süre için süt annemin bakışlarından kurtuldum. Ama o beni yine bulacak." Çocuk da, "Benimki de beni bulacak, biliyorum," dedi. Bunun üzerine bir kadının çocuğu adıyla çağırdığı duyuldu. "Görüyorsun," dedi çocuk. "Onun beni bulacağını sana söylemiştim." O anda bir başka ses duyuldu. "Neredesin Şarya?" Ve Ermiş, "Görüyorsun çocuğum, bak beni de buldular," dedi. Şarya başını göğe kaldırarak yanıtladı. "Buradayım." İnci. İstiridye komşusuna dedi ki, "İçimde büyük bir acı duyuyorum, ağır ve yuvarlak, yüreğimi daraltıyor." Öbür istiridye kumlu bir tavırla cevap verdi. "Şükürler olsun göğe ve denize, içimde hiçbir acı hissetmiyorum, sağlığım yerinde, kalbimden kabuğuma kadar çok iyiyim." Bu sırada bir yengeç geçti oradan. İki istiridyenin konuştuklarını duydu ve çok iyi olduğunu söyleyen istiridyeye şöyle dedi. "Gerçekten de sağlığın mükemmel. Ama komşunun yaşadığı acı olağanüstü güzellikte bir inciden kaynaklanıyor." Beden ve ruh. Bir adam ve bir kadın bahara açılan bir pencerenin önünde yan yana oturmuşlardı. Kadın adama, "Seni seviyorum. Yakışıklısın, zenginsin ve her zaman iyi giyimlisin," dedi. Adam da kadına, "Seni seviyorum," diye karşılık verdi. "Güzel bir düşüncesin, ayrıca elde tutulamayacak bir şeysin. Düşlerimdeki şarkısın sen." Kadın öfkelenerek uzaklaştı ondan. "Efendim," dedi, "derhal beni terk etmenizi istiyorum sizden. Ben ne bir düşünceyim ne de düşüncelerinizden geçen bir şey. Ben bir kadınım. Beni bir eş ve gelecekte çocuklarınızın annesi olarak sevmenizi, arzulamanızı isterdim." Ve ayrıldılar. Adam içinden şöyle diyordu. "İşte bir başka düş. Tam da şu anda sise dönüşüyor." Kadın da kendi kendine söyleniyordu. "Peki beni sise ve düşe dönüştüren bir adama ne demeli?" Kral. Sadık krallığının halkı, krallarının sarayını ona karşı isyan çığlıkları atarak kuşattı. Kral bir elinde tacı, bir elinde asası sarayın merdivenlerinden indi. Görkemli yürüyüşü kalabalığı susturdu. Karşılarına geçip onlara şöyle dedi. "Dostlarım, artık benim tebaam değilsiniz. İşte tacım, işte asam. Size bırakıyorum. Sizden biri olmak isterim. Ben bir insanım sadece. İnsan olarak da talihimizin daha iyi olması için sizinle birlikte çalışmak isterim. Bir krala hiç gerek yok.
Şu halde tarlalara ve bağlara gidelim. Sıkı çalışalım. El ele verelim. Bana sadece hangi tarlaya ya da bağa gitmem gerektiğini söyleyin. Siz hepiniz şimdi kralsınız. Halk şaşırıp kalmıştı. Yeniden sessizliğe büründüler. Zira hoşnutsuzluklarının kaynağı olarak gördükleri kral, tacını ve asasını onlara bırakıyor, onlardan biri oluyordu. İstisnasız her biri kendi yoluna gitti ve kral içlerinden bir adamla bir tarlaya yöneldi. Ancak sadık krallığı kralsız daha iyi olmadı. Bir hoşnutsuzluk bulutu tüm ülkeyi tedirgin ediyordu. Halk pazar yerinde yeniden çığlık atmaya başladı. Bu kez bir kral tarafından yönetilmek istediğini dile getiriyordu. Yaşlı, genç, herkes bir ağızdan haykırdı. Kralımızı istiyoruz. Kralın peşine düştüler ve onu bir tarlada çalışırken buldular. Onu tahtına götürüp tacını ve asasını geri verdiler. Ona şöyle dediler: "Şimdi bizi güçle ve adaletle yönetin." Dedi ki: "Sizi güçle yöneteceğim elbette. Sizi yönetmeme yardım eden yer ve gök tanrıları izin verirlerse adaletle de yönetirim." Bunun üzerine kadınla erkekli bir topluluk onun huzuruna çıktılar. Kendilerine kötü davranan ve kölelik ettikleri bir barondan yakındılar. Kral derhal baronu çağırtarak ona şöyle dedi: "Tek bir insanın hayatı Tanrı'nın terazisinde bir ötekinin hayatına denktir. Oysa sen tarlalarında ve bağlarında çalışanların hayatını nasıl tartacağını bilmediğin için kovuyorsun. Bu krallığı sonsuza dek terk etmek zorundasın." Ertesi gün bir başka topluluk krala gelerek tepelerin ardında yaşayan bir kontesin zulmünden yakındılar. Onları nasıl sefalete sürüklediğini anlattılar. Kontes hemen saraya getirildi ve kral sürgün kararını yüzüne karşı şu sözlerle açıkladı: "Tarlalarımızda durup dinlenmeden çalışanlar ve bağlarımıza bakanlar bizden daha soyludur. Biz onların hazırladığı ekmeği yiyor, onların sıktıkları üzümlerin şarabını içiyoruz. Ve sen bunu bilmediğin için bu ülkeyi terk etmek ve bu krallıktan uzak kalmak zorundasın." Sonra bir grup kadın ve erkek daha gelerek Piskopos'un katedral için taş taşıttırıp kırdırdığını, ancak karşılığında hiçbir şey vermediğini, mideleri açlıktan zil çalarken Piskopos'un kasasının altın ve gümüş dolu olduğunu bildiklerini söylediler. Kral Piskopos'un gelmesini buyurdu ve Piskopos huzura çıktığında ona, "Senin göğsünde taşıdığın bu haç, senin hayata hayat katman gerektiğini gösterir. Ama sen hayattan hayat aldın ve hiçbir şey vermedin. Sen de bu krallığı bir daha dönmemek üzere terk edeceksin," dedi. Böylece tam bir ay boyunca her gün erkekler ve kadınlar kendilerine yüklenen angaryalardan şikayet etmek için krala geldiler. Ve tam bir ay boyunca istisnasız her gün bir zalim ülkeden sürüldü. Sadık krallığının halkı şaşkınlığa uğramıştı. Herkesin gönlünde sevinç vardı. Bir gün yaşlılar ve gençler gelip kralın kulesini sardılar ve seslendiler ona. O bir elinde tacı, bir elinde asası merdivenlerden indi. Şöyle dedi onlara: "Şimdi ne bekliyorsunuz benden? Bakın, taşımamı istediğiniz şeyi size geri veriyorum." Ama onlar "Hayır, hayır!" diye bağırıştılar. "Siz bizim meşru kralımızsınız. Ülkeyi engereklerden temizlediniz ve kurtları yok ettiniz. Biz de size şükranlarımızı sunmaya geldik. Taç görkemiyle sizindir, asa şerefiyle sizindir." Kral bunun üzerine şöyle dedi: "Hayır, ben değil. Siz kendiniz kralsınız. Siz beni zayıf ve kötü yönetici olarak gördüğünüzde siz kendiniz zayıf ve kötü yöneticilerdiniz. Şimdi ülkenin durumu iyi, çünkü sizin iradeniz böyle. Ben hepinizin zihnindeki bir düşünceyim sadece. Sadece sizin eylemlerinizde varım. Gerçekte yönetici olarak böyle bir kimse yok. Sadece kendilerini yönetmek üzere yönetilenler var." Ve kral tacı ve asasıyla kulesine döndü. Yaşlılara ve gençlere gelince her biri hoşnut kendi yoluna gitti. Ve her biri kendini bir elinde taç, bir elinde asa, kral olarak görüyordu. Kum üstüne. Bir adam öbürüne uzun zaman önce deniz yükseldiğinde değneğimin ucuyla kum üstüne bir dize yazdım.
İnsanlar hala durup okurlar ve hiçbir şeyin onu silmemesine özen gösterirler, dedi. Öbür adam, ben de kum üstüne bir dize yazdım ama sular alçalmıştı. Engin denizin dalgaları da onu silip geçti. Ama söyle bana ne yazmıştın? Birinci adam cevap verdi. Ben var olanım diye yazdım. Peki sen ne yazmıştın? İkincisi de dedi ki, ben şu koca okyanusun bir damlasıyım yalnızca. Bunu yazmıştım. Üç Armağan. Bir zamanlar bir Şerri kentinde iyi kalpli bir hükümdar yaşardı. Tebaasının sevip saydığı bir insandı. Orada son derece yoksul bir adam da vardı. Hükümdara karşı öfke doluydu. Onu çekiştirip arkasından atıp tutarak boş boğazlık ediyordu. Hükümdarın bundan haberi vardı ama sabrediyordu. Sonunda kaygılandı. Bir kış gecesi hükümdarın hizmetkarlarından biri adamın kapısını çaldı. Koca bir çuval un, bir torba sabun ve bir koni şekerle gelmişti. Hizmetkarlar ona, hükümdar bu armağanları size, onu iyi anmanız için gönderdi, dedi. Adam çok sevindi. Çünkü hükümdarın bu armağanlarla kendisine saygılarını sunduğunu düşünüyordu. Kibirli bir halde psikoposu görmeye gitti ve hükümdarın ona armağan ettiği şeyleri anlattı. Görüyor musun, dedi. Hükümdar benim teveccühümü ne kadar arzu ediyor. Ama psikopos şöyle cevap verdi adama. Ah, bu hükümdar ne kadar akıllı ve sen ne kadar az anlıyorsun. Hükümdar simgelerle konuşuyor. Un, boş miden için. Sabun, kirli bedenin için. Şeker de acı dilini tatlandırman için. O gün bugündür adam kendinden utanır oldu. Hükümdara karşı nefreti her zamankinden daha büyüktü. Hükümdarın mesajını ona açıklayan psikopasa karşı beslediği nefret ise daha da büyüktü. Ancak daha sonra suskunluğunu korudu. Barış ve Savaş. Üç köpek sere serpe uzanmış güneşleniyor, bir yandan da çene çalıyorlardı. Birinci köpek düşe dalmış dedi ki, köpek soyunun bu şanlı günlerini yaşamak gerçekten harika. Denizin altında, toprağın üstünde ve dahası gökte ne kadar kolay seyahat ettiğimizi bir düşünün. Köpeklerin rahatı için, gözlerimizin, kulaklarımızın ve burunlarımızın rahatı için gerçekleştirilen buluşları bir an aklınızdan geçirin. İkinci köpek, biz sanata daha saygılıyız. Aya karşı atalarımızın yapabildiğinden daha ritimli bir şekilde uluyoruz ve sudaki yansımamıza baktığımızda yüz hatlarımızın dünkünden daha belirgin olduğunu görüyoruz, diye sürdürdü sohbeti. Üçüncü köpek de konuştu ama beni en çok ilgilendiren ve aklımı çelen şey köpek soyunun bağrında var olan bu barışçıl anlayıştır. Tam o anda böyle bir çevreye baktıklarında çok yakından bir zabıta memurunun geçtiğini gördüler. O zaman üç köpek yerlerinden zıplayıp sokağın içine kaçtılar. Koşarlarken üçüncü köpek, "Koşun Allah aşkına!" diye bağırıyordu. "Canınızı kurtarın, uygarlık peşimizde." Rakkase. Bir gün bir kasa hükümdarının sarayına çalgıcılarıyla birlikte bir rakkase geldi. Saraya kabul edildikten sonra ut, ney ve kanun nameleriyle hükümdarın huzurunda raksa başladı. Alevlerin raksını, kılıçların ve mızrakların raksı gibi sergiledi. Yıldızların ve göklerin dansını icra etti. Sonra da rüzgarda dönüp duran çiçeklerin raksını. Sonunda hükümdarın tahtı önünde eğildi. Hükümdar yaklaşmasını işaret ederek şöyle dedi ona. Gönül çelen kadın, zerafetin büyüleyici, nereden geliyor sanatın? Ritimlerinde ve uyumlu hareketlerinde tüm unsurlara nasıl oluyor da hükmedebiliyorsun? Rakkase hükümdarın önünde bir kez daha eğilip cevap verdi. Güçlü ve zarif majesteleri, size cevap veremem, bildiğim tek şey şudur. Filozofun ruhu kafasındadır. Şairin ruhu yüreğinde gizlidir. Şarkıcının ruhu gırtlağında halkalanır ama rakkasenin ruhu onun tüm bedeninde yaşar. İki Koruyucu Melek. Bir akşam iki melek kentin kapısında karşılaştılar. Selamlaşıp konuşmaya başladılar. Meleklerden biri, "Bugünlerde ne yapıyorsun?" diye sordu. "Sana hangi iş verildi?" Öbür melek cevap verdi. "Aşağı vadide yaşayan düşkün, büyük günahkar ve çok aşağılık bir adamın koruyucusu olmam için seçildim. Bana inan, çok önemli bir iş bu. Çok gayretli çalışıyorum." Birinci melek, "Bu kolay bir görev," dedi. "Ben çok günahkar tanıdım ve çok kez koruyucuları oldum ama bu kez
Orada bir kulübede yaşayan iyi bir azizin koruyucusu olmak için seçildim. Seni temin edebilirim ki son derece zahmetli ve çok hassas bir görev benimki. Öbür melek ona dedi ki bu tamamen kendini beğenmişlik. Bir azizi korumak, bir günahkarı korumaktan nasıl daha zor olabilir ki? Birinci melek bana kendini beğenmiş muamelesi yapmak nedensizlik diye çıkıştı. Ben sadece hakikati söylüyorum. Bana kalırsa kendini beğenmiş olan sensin. Melekler tartışıp dövüşmeye başladılar. Önce sözle, sonra da yumruk ve kanat darbeleriyle. Kavgaları sırasında büyük meleklerden biri geçti oradan. Onları ayırıp şöyle dedi. Niçin kavga ediyorsunuz? Sebep ne? Koruyucu meleklerin kendi kapısında böyle dalaşmalarının ne kadar yakışıksız olduğunu bilmiyor musunuz? Söyleyin bana nedir anlaşmazlığınız? Her iki melek aynı anda konuştular. Her ikisi de kendisine verilen görevin daha zor olduğunu ileri sürüyor, en takdiri değer iş olduğunu söylüyordu. Büyük melek başını salladı ve derin düşüncelere daldı. Ardından onlara şöyle dedi. Dostlarım, şimdi size hanginizin şeref ve ödül hak ettiğini söyleyemem. Ama yetki bana verildiği için barış aşkına ve işinizin yararına, madem ki ikiniz de öbürünün görevinin daha kolay olduğunu ileri sürüyorsunuz, ben de her birinizi diğerinin görevini veriyorum. Şimdi gidin ve yeni işinizde mutlu olun. Böylece hareket buyruğunu alan melekler itaat ederek yollarına gittiler. Ama her biri büyük meleğe öfkeyle baktılar. İçlerinden şöyle diyorlardı. Ah bu baş melekler! Biz öteki meleklere hayatı her gün gittikçe daha da güçleştiriyorlar. Ama büyük melek olduğu yerde duruyordu ve bir kez daha derin düşüncelere daldı. Kendi kendine şöyle dedi. Gerçekten de uyanık olmalı ve koruyucu meleklerimizi gözetim altında tutup kollamalıyız. Heykel. Vaktiyle tepelerin bağrında bir adam yaşardı. Yaşlı bir ustanın elinden çıkmış bir heykeli vardı. Heykel kapısının yanında yüzü koyun yatmış durur, adam da hiç umursamazdı bunu. Bir gün kentten gelen bir adam evinin yanından geçti, bilgiliydi ve heykeli görünce sahibine onu satıp satmayacağını sordu. Sahip gülmeye başladı ve ona ''Bu kararmış ve kirli taşı kim satın almak ister ki? Size bunu soruyorum.'' dedi. Kentli adam ona cevap verdi. ''Bu heykele karşılık size bir gümüş akçe verebilirim.'' Öbür adam şaşırdı ve mutlu oldu. Heykel bir filin sırtında kente kadar taşındı. Aradan aylar geçtikten sonra dağlı adam kenti ziyaret etti. Sokaklarda gezinirken bir dükkanın önünde toplanmış bir kalabalık gördü. Bir adam boğazını yırtarcasına bağırıyordu. ''Dünyanın en güzel, en şaşırtıcı heykeli, koşun gelin.'' Ustanın en muhteşem başyapıtını görmek için iki gümüş akçe yeter. Bunun üzerine dağlı adam bir gümüş akçeye sattığı heykeli görmek için iki gümüş akçe ödeyip dükkana girdi. Değiş tokuş. Günlerden bir gün yoksul bir şair gezgin bir budala ile karşılaştı. Hemen sohbete başladılar. Hoşnutsuzlukları bütün sözlerinden belli oluyordu. Sonra yol meleği oradan geçti ve ellerini iki adamın da omuzlarına koydu. Ve bir mucize oldu. O andan itibaren iki adamın varlıkları değişti ve ayrıldılar. Ama garip şey, şair ellerine baktı ve kuru. Akan kumdan başka hiçbir şey bulamadı. Budala da gözlerini kapattı ve yüreğinde kımıldayan bir buluttan başka bir şey duyumsamadı. Aşk ve nefret. Bir kadın bir adama seni seviyorum dedi. Adam da kalbim keşke aşkına layık olsaydı diye karşılık verdi. Kadın sen beni sevmiyor musun yoksa diye sordu. Adam da baktı hiçbir şey demedi. Sonra kadın çığlığı bastı senden nefret ediyorum. Adam da ona dedi ki kalbim nefretine de layık olsaydı. Düşler. Bir adam bir düş gördü ve uyandığında düşünü yorumlaması için kahine danışmaya gitti. Kahin adama bana uyanıkken gördüğün düşlerle gel ki anlamlarını sana söyleyebileyim. Ama uykuda gördüğün düşler ne benim bilgeliğime ne de senin hayal gücüne aittir dedi. Meczup. Bir meczuplar evinin bahçesinde solgun yüzlü, sevimli ve hayranlık uyandıran bir genç adamla karşılaşmıştım. Bir sıranın üstüne yanına oturdum ve ona ''Niçin buradasınız?'' diye sordum. Bana şaşkınlıkla bakarak şöyle dedi.
Bu yersiz bir soru ama yine de cevaplayacağım. Babam beni bire bir kendi benzeri yapmak istiyordu. Amcam da öyle. Annem ünlü babasının bir eşini görmek istiyordu bende. Kız kardeşim kocasının çok değer verdiği denizcinin benim için en kusursuz örnek olduğunu düşünüyordu. Erkek kardeşim ise onun gibi iyi bir sporcu olmam gerektiği kanısındaydı. Felsefe, müzik ve matematik öğretmenlerim de kararlıydılar. Her biri benim aynadaki kendi suretleri olmamı istiyordu. Buraya bundan dolayı geldim. Ortamı daha sağlıklı buluyorum. Hiç değilse kendim olabiliyorum. Sonra birdenbire bana döndü. Ama söyleyin bana, siz de eğitim ve öğütler yüzünden mi geldiniz buraya? Hayır dedim, ben sadece ziyaretçiyim. Bana dedi ki, ah siz de duvarın ötesindeki meczuplar evinde yaşayanlardan birisiniz demek ki. Kurbağalar. Bir yaz günü bir kurbağa erkeğine şöyle dedi. Korkarım ki ırmağın yamacındaki şu evde yaşayan insanlar bizim gece şarkılarımızdan rahatsız oluyorlar. Erkeği cevap verdi. Olur şey değil, onların gün boyunca konuşmalarıyla sessizliğimizi bozduklarını düşünmüyor musun? Kurbağa, geceleyin bazen çok şarkı söylediğimizi unutmamalıyız ama dedi. Erkeği cevap verdi. Onların da gündüzleri çok konuşup bağırıştıklarını unutmayalım. Kurbağa, o lanet gürlemesiyle bütün komşuları ayağa kaldıran koca kurbağaya ne demeli diye sordu. Erkeği cevap verdi. Tamam, bu yamaçlara kadar gelip havayı gürültü kusan ve uyumsuz seslerle dolduran politikacılara, papazlara ve bilim adamlarına ne demeli? Ardından kurbağa şöyle dedi. Peki biz bu insanlardan daha iyi olalım, geceleyin sessiz olalım. Ay ritmimizi, yıldızlar uyaklı namelerimizi çağırsa bile şarkılarımızı yüreklerimizde saklayalım. Hiç olmazsa bir iki gece, hatta üç gece sessiz kalalım. Erkeği cevap verdi. Pekala, kabul. Bakalım senin iyi kalpliliğin ne getirecek? O gece kurbağalar sessiz kaldılar. Ertesi gecede, üçüncü gecede hiç seslerini çıkarmadılar. Ve gerçekten garip bir şey oldu. Üçüncü günde göle yakın evde yaşayan geveze kadın kahvaltıya indi ve kocasına bağırdı. Üç gecedir uyumadım. Kurbağaların gürültüsü kulaklarımdayken her zamanki gibi uykuya veriyordum kendimi. Ama bir şey oldu. Her halde. Üç gecedir ötmediler. Uykusuzluk beni deliye döndürdü. Bunu duyan kurbağa erkeğine dönüp ona bir göz kırparak ''Sessizlik de bizi deliye döndürdü değil mi?'' dedi. Erkeğe cevap verdi. ''Evet, gecenin sessizliği ezdi bizi. Şimdi anlıyorum ki kendi boşluklarını gürültüyle doldurma ihtiyacı duyanların rahatı için şarkılarımızı kesmek gerekli değilmiş. Ve o gece ay çağırdı kurbağaların ritimlerini. Yıldızlar da uyaklı ötüşlerini boş yere çağırmadı. Yasalar ve yasama. Çok eski çağlarda yüce bir kral vardı, bilgeydi. Tebaası için yasalar hazırlamak istiyordu. Yasa yapmaları için 1000 farklı kabileden 1000 bilgeyi başkentine çağırdı. Ve öyle de oldu. Ancak parşömenler üzerine yazılı 1000 yasa okuması için krala sunulunca tüm içtenliğiyle acı acı ağladı. Çünkü krallığında 1000 çeşit suç olduğunu bilmiyordu. Sonra katibini çağırdı. Dudaklarında gülümseme, yasalarını kendisi yazdırdı. Sadece 7 yasa. 1000 bilge öfkeyle onu terk edip kabilelerine döndüler. Her kabile onların yaptıkları yasalarla orantıldı. Ve her kabile kendi bilgesinin yasalarını izledi. Bu nedenledir ki bugün hala 1000 yasa vardır ülkelerde. Büyük bir ülkedir bu ama 1000 hapishanesi vardır. Hapishanelerde 1000 yasayı çiğneyen kadın ve erkeklerle doludur. Gerçekten de büyük bir ülkedir bu ama halkı 1000 yasa yapıcının ve bir tek bilge kralın torunlarıdır. Dün, bugün ve yarın. Dostuma dedim ki, şu kadına bak, adamın koluna nasıl yaslandığını görüyor musun? Halbuki dün de benim koluma öyle yaslanıyordu. Dostum da bana dedi ki, yarın da benim koluma yaslanacak. Ona şöyle dedim, bak nasıl da sokuluyor ona, daha dün çok yakınımda oturuyordu. Dostum da cevap verdi, yarın da benim yakınımda oturacak. Ona dedim ki, bak onun kadehinden şarap içiyor, oysa daha dün benim kadehimden yudumluyordu. Dostum da dedi ki bana, yarın da benim kadehimden içecek. Ona, bak dedim, süzgün bakışlarını nasıl da dikmiş ona, daha dün bana öyle tatlı tatlı bakıyordu. Dostum cevap verdi,
Yarın da sadece bana öyle bakacak. Ona dedim ki, ona aşk şarkıları mırıldandığını duymuyor musun? Daha dün aynı şarkıları bana mırıldanıyordu. Dostum ise şöyle cevap verdi. Yarın da benim kulağıma aynı ezgileri mırıldanacak. Bak dedim dostuma, nasıl da sarılıyor ona. Daha dün büzülüp göğsümde yatıyordu. Dostum cevabı yapıştırdı. Yarın da benim göğsümde yatacak. Sonra şöyle dedim. Ne tuhaf kadın. Dostum da açıkladı bana. Tıpkı hayat gibi. Bütün erkekler sahip olmuş ona. Ölüme de benziyor, fethediyor herkesi. Ve sonsuzluk gibi sarıyor tüm insanları. Filozof ve ayakkabı tamircisi. Bir filozof bir gün yıpranmış ayakkabılarıyla bir tamirci dükkanına girdi. Filozof tamirciye, rica etsem dedi, ayakkabılarımı onarır mısın? Tamirci dedi ki, şu anda bir başkasının ayakkabılarını onarıyorum. Sizinkilere gelinceye kadar başka ayakkabılar da var. Ama ayakkabılarınızı şuraya bırakın, bugünlük şu çifti giyin. Yarın gelip sizinkileri alabilirsiniz. Öfkelenen filozof, bana ait olmayan ayakkabıları giymem dedi. Tamirci cevabı yapıştırdı. Peki o zaman siz gerçekten filozof musunuz? Ayaklarınızı başkasının ayakkabılarıyla saramıyor musunuz? Aynı yolun biraz yukarısında filozofları benden daha iyi anlayan başka bir tamirci var. Ona gidin, ayakkabılarınızı onaracaklardır. Köprüleri inşa edenler. Antakya'da Asi Nehri'nin denize dökülmek üzere geçtiği o kentte iki yakayı birbirine yaklaştırmak için bir köprü yapılmıştı. Köprü Antakya'nın katırlarının sırtında tepelerden taşınan taşlarla inşa edilmişti. Köprü tamamlandığında sütunlarından birinin üzerine Grekçe ve Aramca olarak şu yazıyı hak ettiler. Bu köprü Kral 2. Antiyakos tarafından yaptırıldı. Ve bütün halk bu güzel Asi Nehri'nin üzerindeki sağlam köprüden geçti. Bir akşam kimilerinin biraz meczup olarak gördüğü bir genç, o yazının kazılmış olduğu sütuna kadar indi. O cümlenin üstünü kömürle karalayıp üzerine şunları yazdı. Bu köprünün taşları tepelerden katırlarla taşındı. Üstünden geçerken, gidip dönerken bu köprüyü inşa eden Antakya katırlarının sırtına biniyorsunuz. İnsanlar bu genç adamın yazdıklarını okuduklarında kimi güldü, kimi şaşırdı. Kimileri de şöyle dediler. Bunu kimin yazdığını biliyoruz. Biraz meczup değil mi o? Ama bir katır bir başka katıra gülerek şöyle dedi. Bu taşları taşıdığımız günleri hatırlıyor musun? Oysa bugüne dek bu köprünün Kral Antiyakos tarafından yapıldığı söyleniyordu. Zaat Tarlası. Bir yolcu zaat yolunda komşu köyde yaşayan bir adama rastladı. Parmağıyla uçsuz bucaksız bir tarlayı gösteren yolcu adama sordu. Bu tarla Kral Ahlam'ın düşmanlarını bozguna uğrattığı savaş alanı değil mi? Adam cevap verdi. Burası hiçbir zaman savaş alanı olmadı. Eskiden burada büyük zaat kenti bulunuyordu ama küle döndü. Şimdi güzel bir tarla değil mi? Sonra yolcu ve adam ayrıldılar. 500 metre kadar yürüdükten sonra yolcu başka bir adamla karşılaştı. Parmağıyla yeniden tarlayı gösteren yolcu adama sordu. Demek ki eskiden kurulan büyük zaat kenti buradaydı. Adam da cevap verdi. Bu yerde hiçbir zaman kent olmadı. Bir zamanlar burada bir manastır vardı. Ama güney ülkesinin halkı tarafından yerle bir edildi. Biraz sonra aynı zaat yolunda yolcu üçüncü bir adama rastladı. Parmağıyla bu uçsuz bucaksız tarlayı bir kez daha işaret eden yolcu adama sordu. Vaktiyle burada büyük bir manastır olduğu doğru mu? Adam cevap verdi. Bu yakınlarda hiçbir zaman manastır olmadı. Ama babalarımız ve dedelerimiz bize bu alana çok eskiden çok büyük bir gök taşının düşmüş olduğunu anlattılar. Sonra yolcu soruşturmasına hiç ara vermeden yoluna devam etti. Daha uzakta selam verdiği yaşlı bir adamla karşılaştı. Ona dedi ki, efendim bu yolda civarda yaşanan üç adamla konuştum ve her birine bu tarla hakkında bir soru sordum. Her biri diğerinin söylediğini yalanladı ve her biri diğer ikisinin öyküsünden farklı şeyler anlattı bana. Yaşlı adam başını kaldırıp cevap verdi. Dostum, üçü de sana hakikati anlattı. Ama pek azımız bir olaya bir başka olay ekleyerek ondan bir hakikat çıkarabiliriz. Altın Kemer. Vaktiyle yolda karşılaşan ve birlikte sütunlar kenti Salamis'e doğru yürümekte olan iki adam,
Bir öğle sonrası hiçbir köprünün olmadığı geniş bir nehrin kıyısına vardılar. Ya yüzecekler ya da bilmedikleri bir başka yol bulacaklardı. Şöyle dediler birbirlerine, yüzelim, ne de olsa nehir o kadar da geniş değil ve suya atlayıp yüzdüler. İki adamdan nehirleri ve menderreslerini iyi tanıyanı, akıntının en güçlü yerine geldiğinde kontrolünü kaybederek kendini dalgalara bıraktı. Daha önce hiç yüzmemiş olan öteki adam ise dosdoğru karşı kıyıya geçti. Arkadaşının hala akıntıyla boğuştuğunu görünce kendini yeniden suya attı ve onu sağ salim kıyıya taşıdı. Akıntıya kapılan adam sordu. Ama sen bana yüzme bilmediğini söylememiş miydin? Nasıl oldu da bu nehri böyle kolayca geçtin? Öbür adam cevap verdi. Dostum, belimdeki şu kemeri görüyor musun? Tam bir yıl çalışarak karım ve çocuklarım için biriktirdiğim altın akçelerle dolu. Karıma ve çocuklarıma kavuşmak için nehri geçmemi sağlayan bu altın kemerin ağırlığı oldu. Karım ve çocuklarım da ben yüzerken omuzlarımdaydılar. Ve iki adam birlikte Salamis'e doğru yola devam ettiler. Kırmızı toprak. Bir ağaç bir adama dedi ki, köklerim kırmızı toprağın derinliğindedir ve sana meyvelerimi sunacağım. Adam da ağaca şöyle karşılık verdi. Nasıl da birbirimize benziyoruz. Benim köklerim de kırmızı toprağın derinliğindedir. Kırmızı toprak sana meyvelerini sunma gücünü verirken, bana da senin sunduklarını şükranla kabul etmeyi öğretiyor. Dolunay. Dolunay bütün görkemiyle kentin üstünde yükseliyordu. Bu kentin bütün köpekleri de Dolunay'a karşı havlamaya başladılar. Sadece bir köpek havlamıyordu. Öbürlerine davudi bir sesle şöyle dedi. Havlamalarınızla ayın uykusunun sükunetini bozamazsınız. Onu yeryüzüne de indiremezsiniz. Bütün köpekler havlamayı kestiler o zaman. Dehşetli bir sessizlik sardı çevreyi. Ama onlarla konuşan köpek hepsinin susmasını isteyerek gece boyunca havlamaya devam etti. Münzevi Ermiş. Bir zamanlar inzivada yaşayan bir ermiş vardı. Ayda üç kez halka bağış ve paylaşma üzerine vaaz vermek için büyük kentin pazar yerine inerdi. Belagat ustasıydı ve ünü tüm ülkeye yayılmıştı. Bir akşam üç adam onu kulübesinde görmeye geldiler. Ermiş onları buyur etti. Adamlar ona şöyle dediler. Bağış ve paylaşma vaazları veriyorsun ve çok şeyi olanlara az şeyi olanlar için cömert olmalarını öğretmeyi biliyorsun. Ününün sana zenginlik kazandırdığından da kuşkumuz yok. Şimdi bize de zenginliklerinden ver. İhtiyacımız var çünkü. Münzevi cevap verdi. Dostlarım, şu yataktan, şu hasırdan ve su testisinden başka hiçbir şeyim yok. İsterseniz alın bunları. Ne altınım ne gümüşüm var. Bunun üzerine adamlar küçümseyen bakışlarla süzdüler onu. Sırtlarını dönerek peş peşe ayrıldılar oradan. Sonuncu adam eşikte bir an durdu ve şöyle dedi. Sen bir düzenbazsın, sahtekarsın. Öğrettiğin, vaaz ettiğin şeyi sen kendin uygulamıyorsun. Eski, çok eski şarap. Eski zamanlarda mahzeni ve içindeki şaraplarla haklı olarak övünen zengin bir adam yaşardı. Bu mahzende yalnızca kendisinin bildiği ve özel durumlar için sakladığı bir testi çok kaliteli yıllanmış şarabı vardı. Devletin yöneticisi onu ziyaret etti. Zengin adam da düşünüp taşınarak ona baktı. Bu testi sıradan bir yönetici için açılmayacak dedi. Vilayetin piskoposu onu ziyaret etti ama o kendi kendine hayır diye söylendi. Bu testiyi hiç açmayacağım. O bunun değerini bilmemeli ve şarabın güzel kokusu onun burun deliklerine ulaşmamalı. Bir taşra prensi onu görmeye geldi ve birlikte yemek yediler. Ama o şöyle düşündü. Bu şarap sıradan bir prense ikram edilemeyecek kadar krallara layıktır. Hatta kendi yeğeninin düğününde de hayır bu testi bu konuklara da sunulmayacak diye geçirdi aklından. Ve yıllar akıp geçti. Adam yaşlı olarak öldü. Her tohum her tane gibi gömüldü. Gömüldüğü gün yıllanmış şarap testisi de diğer testilerle birlikte mahzenden çıkarıldı ve komşu köylüler arasında paylaşıldı. Hiç kimse o şarabın yıllanmış olduğunu anlamadı. Onlar için bir kadehe dökülebilen her şey sadece şaraptı. 2. Şiir. Uzun yıllar önce iki şair Atina'ya giden bir yol üzerinde karşılaştı. Birbirlerini görmekten mutlu olmuşlardı. Şairlerden biri öbürüne sordu.
Son zamanlarda ne besteledin, dilin nasıl? Öbür şair gururla cevap verdi. Şiirlerimin en büyüğünü, belki de Grek dilinde bugüne kadar yazılmış en büyük şiiri yeni bitirdim. Yüce Zeus'a bir yakarma. Sonra pelerinin altından bir parşömen çıkararak şöyle dedi. Bak, yanımda işte, sana okumak isterim. Haydi şu ak servinin gölgesine oturalım. Şair şiirini okudu, uzun bir şiirdi bu. Öbür şair de iyi yüreklilikle, güzel bir şiir dedi. Çağlar boyunca yaşayacak ve sana ün sağlayacak. Birinci şair sükunetle sordu ona, peki sen ne yazdın son günlerde? Öbürü cevap verdi. Çok az yazdım, 8 dizde sadece. Bir bahçede oynayan bir çocuğun anısına ve okudu dizelerini. Birinci şair fena değil, fena değil dedi ve sonra ayrıldılar. Bugün 2000 yıl sonra bu şairin 8 dizesi bütün dillerde okunur, sevilir ve beğenilir. Öbür şair de çağlar boyunca kütüphanelerde ve alimlerin odalarında bulunmasına ve hatırlanmasına rağmen ne sevilir ne de okunur. Lady Ruth. Üç adam yeşil bir tepenin üstünde tek başına dikilen beyaz bir evi uzaktan seyrediyorlardı. İçlerinden biri dedi ki, bu Lady Ruth'un evidir, yaşlı bir cadının. İkinci adam, yanılıyorsun dedi, Lady Ruth aşağıda yaşıyor. Kendini düşlerine adamış güzel bir kadındır o. Üçüncü adam ise şöyle konuştu. İkiniz de yanılıyorsunuz. Lady Ruth şu geniş toprakların sahibidir. Kölelerinin de kanını akıtır. Ve üçü de Lady Ruth hakkında tartışarak yollarına devam ettiler. Derken bir kavşağa geldiklerinde yaşlı bir adama rastladılar. İçlerinden biri ona sordu. Bizimle tepedeki beyaz evde yaşayan Lady Ruth hakkında konuşma nezaketini gösterir misiniz? Yaşlı adam kafasını kaldırarak onlara gülümsedi. 90 yaşındayım. Lady Ruth'u tanıdığımda küçük bir çocuktum daha. Lady Ruth 80 yıl önce öldü. Evi de şimdi boş. Zaman zaman içinde baykuşlar öter. İnsanlar da orada cinlerin cirit attığını söylerler. Fare ile kedi. Bir akşam şairin biri bir köylüyle karşılaştı. Şair mesafeli, köylü ise çekingendi. Yine de konuşmaya başladılar. Köylü dedi ki, izin verirseniz size daha yeni duyduğum küçük bir öyküyü anlatayım. Farenin biri kapana kısılmış. Orada bulduğu peyniri usul usul yerken bir kedi yanı başına dikilmiş ona bakıyormuş. Fare bir an titremiş ama kapanın içinde güvenlikte olduğunu biliyormuş. Kedi, dostum demiş, bu yediğin son yemeğindir. Evet demiş fare, bir tane hayatım olduğu gibi bir tane de ölümüm var ama sana ne bundan? 9 canlı olduğun söylenir senin. Senin 9 kez öleceğin anlamına gelmez mi bu? Köylü şaire bakıp şöyle dedi. Garip bir öykü değil mi? Şair ona cevap vermedi. Ama yoluna devam ederken içinden şöyle diyordu. Elbette 9 hayatınız var. 9 can elbette. Ve 9 kez öleceğiz. Öleceğiz 9 kez. Belki de tek bir cana sahip olmak, kapana kısılmış olmak, son yemeği bir parça peynir olan bir köylünün canına sahip olmak daha iyidir. Ama yine de çölün ve ormanın aslanlarına akraba değil miyiz? Beddua. Yaşlı bir denizci bana bir gün şöyle dedi. 30 yıl kadar oluyor, bir denizci kızımla birlikte kaçtı. İkisini de yürekten lanetledim. Çünkü kızımı dünyadaki her şeyden daha çok seviyordum. Bir zaman sonra genç denizci gemisiyle birlikte battı. Onunla birlikte güzeller güzeli kızımı da kaybettim. Sonuç olarak genç bir adamın ve genç bir kızın katilini görüyorsunuz karşınızda. Onları yok eden benim bedduamdır. Şimdi de bir ayağım çukurda. Tanrı'dan beni bağışlamasını diliyorum. Böyle diyordu yaşlı adam. Ama sözlerinde bir övüngenlik havası vardı ve bedduasının gücüyle hala gururlanıyor gibiydi. Narlar. Bir zamanlar bahçesinde birçok nar ağacı olan bir adam vardı. Güz geldiğinde narlarını gümüş tepsilerde evinin önüne koyar, tepsilere kendi eliyle şöyle yazdığı etiketler yerleştirirdi. Bir tane alın bedavadır, göz hakkı olarak. Ama insanlar gelip geçer, kimse onlardan almazdı. Epey düşündükten sonra bir sonraki güz mevsiminde evinin önündeki gümüş tepsilere narlarını koymadı. Ama bir levhaya koca harflerle şunları yazdı. Burada ülkenin en iyi narları vardır. Ama onları başka yerdekilere nazaran daha pahalı satıyoruz.
O zamandan beri mahallenin erkekleri ve kadınları o narları satın almak için adamın kapısına üşüştüler. Tek bir tanrı ve birçok tanrı. Klefis kentinde bir sofist tapınağın basamaklarında durmuş, tanrıların çokluğu üzerine vaaz veriyordu. İnsanlar içlerinden şöyle diyordu: "Tüm bunları biliyoruz. Bu tanrılar bizimle birlikte yaşamıyorlar mı ve gittiğimiz yerde bizi izlemiyorlar mı?" Biraz sonra başka bir adam pazar yerinde durup halka seslendi: "Hiçbir tanrı yoktur." Onu dinleyenler arasında birçok kişi bu habere çok sevindi. Çünkü tanrılardan korkuyorlardı. Bir başka gün belagati çok yüksek ve güçlü olan bir adam geldi ve onlara şöyle dedi: "Sadece bir tek tanrı vardır." Ve insanlar dehşete düştüler. Çünkü içten içe birçok tanrının yargısından ziyade tek bir tanrının yargısından korkuyorlardı. Mevsim değişmeden bir başka adam daha gelip insanlara seslendi: "Üç tanrı vardır ve bir tek tanrı gibi rüzgarın üstünde yaşarlar. Hem eşleri hem kız kardeşleri olan yüce ve merhametli bir anneleri vardır." O zaman hepsi avunmuş oldu. Çünkü gizlice şöyle diyorlardı: "Tek bir tanrı olarak bu üç tanrı bizim hatalarımız konusunda kaçınılmaz olarak anlaşamayacaklardır. Üstelik merhametli anneleri de biz ötekilerden, zavallı güçsüzlerden yana olacaktır kuşkusuz." Böylece bugüne kadar Klefis sakinleri birçok tanrının, hiçbir tanrının, tek bir tanrının, tek bir tanrı olarak üç tanrının ve onların merhametli annelerinin varlığı konusunda birbirleriyle tartışıp durmaktalar. Sağır kadın. Bir zamanlar genç eşik küp gibi sağır olan zengin bir adam vardı. Bir sabah kahvaltı yaparlarken kadın adama dedi ki: "Dün pazar yerine gittim ve Şam ipeğinden giysiler, Hint şapkaları, İran gerdanlıkları ve Yemen bilezikleri gördüm. Kervanlar bu malları dosdoğru kendimize getirmişler sanki. Şimdi bana bak, zengin bir adamın karısı olmama rağmen paçavralar içindeyim. Bu güzel eşyalardan birkaç tane satın almak istiyorum." Sabah kahvesini yudumlamaya devam eden kocası, "Sevgilim," dedi, "kente inip canının çektiği her şeyi satın alman için hiçbir sebep yok." Ve sağır kadın, "Yok, hep yok yok diyorsun. Senin servetini ve benim ailemi utandıracak dostlarımızın karşısında paçavralarla çıkmak zorunda mıyım?" dedi. Kocası cevap verdi: "Ben yok demedim. Özgürce sokağa çıkabilir, pazar yerine gidebilir, kentimize gelmiş en güzel giysileri ve mücevherleri alabilirsin." Ama kadın yine sözcükleri yanlış anlayarak şöyle dedi: "Tüm zengin adamlar arasında en cimri olan sensin. Güzel ve sevilecek her şeyi benden esirgiyorsun. Oysa yaşıtım olan öteki kadınlar kentin bahçelerinde gösterişli giysileriyle geziniyorlar." Kadın ağlamaya başladı. Gözyaşları göğsüne düşerken yeniden çığlığı bastı: "Bana hep yok, yok diyorsun. Ne zaman bir giysi ya da mücevher istesem esirgiyorsun." İyice yorulan adam ayağa kalkıp kesesinden bir avuç altın çıkararak kadının önüne koydu. Ve iyilik dolu bir sesle şöyle dedi: "Pazar yerine git sevgilim ve canın ne istiyorsa al." O günden beri genç sağır kadın bir şey arzu ettiğinde göz pınarlarında bir inci damlasıyla kocasının karşısına geçer, o da sessizce bir avuç altın çıkarıp kucağına bırakırdı. Meğer genç kadın sık sık uzun yolculuklara çıkan genç bir adama tutulmuş. Bu adam uzaklara gittiğinde penceresinin önünde oturup ağlarmış. Kocası onu böyle ağlar gördüğünde sokağa ipekli giysiler ve nadir mücevherlerle yeni bir kervan gelmiş olmalı diye düşünürmüş. O zaman bir avuç altın çıkarıp önüne koyarmış. Araştırma. 1000 yıl önce Lübnan Dağı'nın bir yamacında iki filozof karşılaştı. Biri öbürüne "Nereye gidiyorsunuz?" diye sordu. Öbürü cevap verdi: "Gençlik pınarını arıyorum. Şu tepelerin ortasında olduğunu biliyorum. Bu pınarın güneşe doğru fışkırdığını doğrulayan yazılar buldum. Ya siz? Siz ne arıyorsunuz?" Birinci adam, "Ben ölümün gizemini arıyorum," diye cevap verdi. İki filozof da öbürünün ne kadar büyük bir bilge olsa da kendi alanının bilgisinden yoksun olduğunu düşünerek tartışmaya, birbirini manevi körlükle suçlamaya başladılar. Filozoflar rüzgarı bastırmaya çalışarak seslerini yükseltirlerken bir yabancı, kendi köyünde akılsız sayılan bir adam oradan geçiyordu. Öfkeyle tartıştıklarını duyunca bir an durdu ve savlarına kulak verdi. Sonra yanlarına yaklaşıp şöyle dedi:
İyi yürekli dostlarım, ikinizin de aslında aynı felsefe okuluna bağlı olduğunuzu ve aynı şeylerden söz ettiğinizi sanıyorum. Ne var ki farklı terimler kullanıyorsunuz. Biriniz gençlik pınarını, diğeriniz ölümün gizemini arıyorsunuz. Arayışınız gerçekte tek ve aynı ve tek olarak birbirinizin içinde de var. Yabancı arkasını döndükten sonra "Eyvallah bilgeler" dedi ve giderken de sakin sakin gülümsedi. İki filozof bir an sessizce birbirlerine baktılar ve onlar da gülmeye başladılar. Biri dedi ki, "Pekala, şimdi niçin birlikte yürüyüp birlikte aramayalım?" Asa, bir kral karısına dedi ki, "Hanımefendi, siz gerçekten bir kraliçe değilsiniz. Benim eşim olamayacak kadar kaba ve zarafetten yoksunsunuz." Karısı cevap verdi, "Efendim, siz krallık taslıyorsunuz ama gerçekte zavallı bir soytarıdan başka bir şey değilsiniz." Bu sözler kralı öfkelendirdi. Altından yapılmış asasını eline aldığı gibi kraliçenin kafasına indirdi. Bu sırada baş mabeyinci içeri girdi. "Vay canına Haşmetli, bu asa ülkenin en büyük sanatçısı tarafından yapılmıştır, yazık. Bir gün siz de kraliçede unutulacaksınız ama o asa güzel bir sanat eseri olarak kuşaktan kuşağa korunmuş olacaktır. Ama şimdi siz majesteleri kraliçenin başını kanattığınız için bu asa daha da fazla değerlenecek efendim. Daha da uzun süre hatırlanacak." Yol. Tepelerin ortasında bir kadın ve oğlu yaşıyordu. Oğul ilk ve tek çocuktu. Oğlan hekim başucundayken ateşten öldü. Acıdan çılgına dönen anne doktora dönüp bağırarak yalvardı. "Söyleyin bana, söyleyin bana, onun mücadelesini durduran, şarkısını susturan nedir?" Hekim de cevap verdi, "Ateştir." Anne sordu, "Ateş nedir?" Hekim de cevap verdi, "Açıklayamam. Bedene giren ve insan gözüyle göremediğimiz son derece küçük bir şeydir." Sonra hekim yalnız bıraktı onu. Kadın da kendi kendine, "İnsan gözüyle göremeyeceğimiz son derece küçük bir şey" diye tekrarlıyordu. Akşam rahip onu avutmaya geldi. Kadın ağladı ve bağırdı, "Ah, neden yitirdim oğlumu, biricik oğlumu, ilk yavrumu." Rahip dedi ki, "Çocuğum, bu Tanrı'nın isteği." Kadın, "Tanrı nedir, Tanrı nerededir?" diye sordu. "Önünde bağrımı yarıp yüreğimin kanını onun ayakları dibine akıtmak isterim. Söyleyin bana, onu nerede yuvasından çıkarabilirim?" Rahip bunun üzerine, "Tanrı son derece büyüktür" dedi. "İnsan gözüyle görülemez." O zaman kadın haykırdı, "Son derece küçük olan, son derece büyük olanın isteğiyle öldü. Peki biz neyiz o halde? Neyiz biz?" O sırada elinde ölü çocuk için bir kefenle kadının annesi odaya girdi. Rahibin sözlerini ve kızının çığlıklarını duydu. Kefeni yere koydu ve kızının ellerini alarak, "Kızım" dedi, "hem son derece küçük hem de son derece büyük olan bizzat biziz. Hem de ikisinin arasındaki yoluz." Balina ve Kelebek. Bir akşam vakti bir erkekle bir kadın aynı posta arabasında karşılaştılar. Daha önceden tanışıyorlardı. Adam şairdi ve kadının yanına otururken bazıları kendi eseri, bazıları da kendisine ait olmayan öykülerle oyalamaya çalıştı onu. Ama şair konuşurken kadın uyudu. Araba birden sarsılınca kadın uyandı ve şöyle dedi, "Yunus peygamber ile Balina'nın öyküsünü yorumlayışınızı büyüleyici buluyorum." Ve şair cevap verdi, "Ama hanımefendi, ben size bir kelebekle bir beyaz gül ve bunların birbirine nasıl davrandıkları üzerine kendi eserim olan bir öykü anlatıyordum." Bulaşıcı huzur. Çiçeği durmuş bir dal, yanındaki dala, "Can sıkıcı ve boş bir gün" dedi. Öbür dal da cevap verdi, "Gerçekten de can sıkıcı ve boş." O anda dallardan birine bir serçe kondu. Tam yanına başka bir serçe daha. Serçelerden biri cıvıldayarak "Eşim beni terk etti" dedi. Öbür serçe bağırdı ona, "Benim eşim de gitti, geri de dönmeyecek ama bana ne?" İki serçe çene çalmaya ve atışmaya başladılar. Çok geçmeden dövüşmeye ve keskin çığlıklarıyla göğü tırmalamaya koyuldular. Birden başka iki serçe daha gökten süzülerek usulca iki huzursuzun yanına kondu. Dinginlik ve huzur geldi ortalığa. Sonra dördü ikişer ikişer havalandılar. Birinci dal yanındaki dala, "Kuvvetli bir ses dalaşıydı bu" dedi ve öbür dal cevap verdi, "Ne dersen de,
Şimdi ortalık hem huzurlu hem ferah. Eğer yukarıdakiler huzuru yaratabilirse, bana öyle geliyor ki aşağıda yaşayanlar da huzurlu olabilirler. Rüzgarda hafifçe salınıp yanıma sokulmak istemez misin? Birinci dal bunun üzerine, ah olabilir dedi. Huzur aşkına bahar sona ermeden. Ve salındı güçlü rüzgarın yardımıyla sarılmak için yanındaki dala. Gölge. Bir Haziran günüydü. Ot bir kara ağacın gölgesine dedi ki, sağa sola kıpırdamadan duramıyorsun ve sükunetimi bozuyorsun. Gölge cevap verdi. O ben değilim, ben değilim. Göğe doğru bak. Güneşle toprak arasında doğudan batıya esen rüzgarla salınan bir ağaç var. Ot gözlerini kaldırdı ve ilk kez ağacı gördü. O zaman içinden şöyle geçirdi. Bak benden çok daha büyük bir ot var. Ve ot sustu. 70 yaş. Şair genç prensese dedi ki, sizi seviyorum. Prenses de ona, ben de sizi seviyorum çocuğum diye cevap verdi. Ama ben sizin çocuğunuz değilim, ben bir erkeğim ve sizi seviyorum. Prenses ben dedi, kendileri de erkek ve kız evlat sahipleri olan oğulların ve kızların annesiyim. Oğullarımın oğullarından biri de sizden daha büyüktür. Genç şair bir kez daha, ama ben sizi seviyorum dedi. Bir zaman sonra prenses öldü. Ama son soluğu yeryüzünün büyük soluğuna karışmadan önce vicdanı şöyle diyordu. Sevgilim, biricik oğlum, genç şairim. Bir gün belki yeniden karşılaşırız ama o zaman 70 yaşında olmayacağım. Tanrı'yı bulmak. İki adam vadide yürüyorlardı. Biri parmağıyla dağ doğrultusunda işaret ederek şu kulübeyi görüyor musun dedi. Orada uzun zamandan beri dünyadan el etek çekmiş bir adam yaşıyor. Kendini Tanrı'yı aramaya adamış. Dünyada başka hiçbir şey umurunda değil. Öbür adam cevap verdi. Kulübesini kulübesinin yalnızlığını terk etmedikçe acımızı ve sevincimizi paylaşmak, düğün şenliklerimizde dans edenlere katılmayıp ölülerimizin tabutları peşinde ağlayanlarla ağlamak için dünyamıza dönmedikçe o adam Tanrı'yı bulamayacaktır. Bir iki yürekten ikna olmuştu ama yine de inanmasına rağmen şöyle dedi. Söylediklerinize tümüyle katılıyorum ama sanıyorum ki Münzevi iyi bir adam. Ortalıkta gözükmese de iyi olan bir insanın varlığı, görünür olan ama sadece iyilik taslayan pek çok insanın varlığından daha iyidir. Irmak. Coşkun bir ırmağın aktığı Kadişa Vadisi'nde iki küçük dere karşılaştı ve tartışmaya başladı. Derelerden biri sordu, "Buraya nasıl geldin dostum? Nasıldı yolun?" Öbür dere cevap verdi. Benim yolum çok engebeliydi. Değirmenin çarkı kırılmıştı ve akıntı yönümü etkinlere doğru çevirmeyi alışkanlık edinen çiftlik sahibi ölmüştü. Ben güçlükle akmaya devam ettim. Güneşin altında oturup tembelliklerini yaldızlamaktan başka bir şey bilmeyen insan müsveddeleri arasından oluk oluk aktım. Ya sen, senin yolun nasıldı kardeşim? Birinci derenin verdiği karşılık şöyleydi. Benimki çok farklıydı. Tepelerden aşağı kokulu çiçekler ve yabani söğütler arasından süzüldüm. Kadınlar ve erkekler gümüş kupalarda suyumdan içiyor, küçük çocuklar pembecik ayaklarıyla yamaçlarımda çamura batıp çıkıyorlardı. Etrafımda sadece gülüşler ve tatlı şarkılar duyuluyordu. Senin yolunun da böyle mutlu olmaması ne yazık. O anda ırmak yüksek sesle onlara şöyle dedi. Gelin gelin denize gidiyoruz. Gelin gelin hadi kesin tartışmayı. Bana kavuşun denize gidiyoruz. Gelin gelin bana atılın mutlu ya da mutsuz. Amaçsızca akıp geçtiğiniz yolları unutacaksınız. Gelin gelin hadi. Siz de ben de anamızın denizin bağrına kavuştuğumuzda geçtiğimiz bütün yolları unutacağız. İki avcı. Bir Mayıs gününde sevinç ve hüzün bir gölün yakınlarında buluştular. Selamlaşıp durgun sudan uzaklaşmadan bir yere oturup çene çaldılar. Sevinç, yeryüzündeki güzellikten, ormanda ve tepelerin arasındaki yaşamın günlük coşkusundan, şafak sökerken ve alacakaranlıkta duyulan şarkılardan söz etti. Söz sırası hüzne geldiğinde Sevinç'in tüm sözlerini onayladı. Çünkü hüznün anın büyüsünü ve bu andan doğan güzelliği tanıyordu. Ve hüzün tarladaki ve tepelerin arasındaki Mayıs ayından konuşurken, susmak bilmiyordu. Sevinç ve hüzün uzun süre konuştular ve bildikleri tüm konularda anlaştılar. O sırada gölün öte yakasından iki avcı geçiyordu.
Karşı karşıya bakarlarken biri ötekine, "Bu iki kişi kim acaba? Çok merak ediyorum." deyince öteki cevap verdi. "İki kişi mi? Ben sadece bir kişi görüyorum." Birinci avcı, "Ama iki kişiler," dedi. İkincisi cevap verdi. "Ben sadece bir kişi görüyorum. Sudaki yansıma da tek bir kişinin yansıması." "Hayır, onlar iki kişiler," diye üsteledi birinci avcı. "Durgun sudaki yansıma da iki kişiye ait." "Ama ikinci adam," yineledi. "Bir ve sadece bir kişi görüyorum." Öteki de hala direnerek, "Ama ben iki kişiyi öyle net görüyorum ki," dedi. O gün bugündür avcılardan biri ötekinin çift gördüğünü söylerken, öbürü de, "Dostum biraz kördür," der. Başka gezgin. Bir gün bir başka yolcuyla tanıştım. O da biraz meczuptu ve bana şöyle dedi. "Ben bir gezginim. Çoğu zaman yeryüzünde pigmeler arasında dolaştığımı sanıyorum. Ve onlara göre başım 70 kat daha yüksekte olduğundan daha yüce ve daha özgür fikirler üretebilirim. Ben gerçekte insanların arasında değil, onların üzerlerinde yürüyorum. Bana dair görebildikleri de sadece uçsuz bucaksız tarlalarında bıraktığım ayak izlerimdir. İzlerimin şekli ve boyu üzerinde tartışıp çekiştiklerini duydum sıkça. Bazıları bunlar eski zamanlarda yeryüzünü baştan başa dolaşmış bir mamutun izleridir," derken, bazıları da "Hayır, bunlar uzak bir yıldızdan düşmüş göktaşlarının izleri," derler. "Ama sen dostum çok iyi biliyorsun ki bunlar bir gezginin ayak izlerinden başka bir şey değil."